Bugün sizler için nasıl zayıflıyorumun videosunu çekiyorum. İsterdim ki sabahları ben efsane bir insanım. Ama değilim. Perdemi açayım. Benden daha güzel olan şeyler var sabahları. Bunun farkındayım. Bu vlogu çekme sebebimse malum taşındım. Ve küçük bir bunalım sebebiyle kilo aldım. Şimdi tartılacağım. Sabahları şu şekilde tartılıyorum ben genelde. Hiçbir şey yemeden, içmeden uyandığım gibi tartılmak. Daha sonra su içmek vesaire vesaire. Şimdi bunları izleteceğim zaten. Şimdi tartılacağım. Hazır mıyım buna bilmiyorum. Çünkü dün akşam çok şey yedim. Şimdi gördüğünüz bu rakamı maalesef değiştirmemiz gerekiyor. Saçım toplayken kendimden daha da nefret ediyorum. Şimdi go go go. Telefonumu aldım. Prenses hoş geldin. Telefonumu aldım. Mutfağa doğru yola çıkıyorum ama o sırada birini gördüm, göstermem lazım. Pixie. Kuzum uykun mu var? Kilomu gördünüz. Bu kiloya acilen bir müdahalede bulunmamız lazım. Selam bu videoyu izliyorsa zaten özür dilerim Selen. Selen benim danıştığım kişi. Ben totalde bir 15 kilo verdim. Şu an 15 kiloda 1,5 kilosunu almış gibi gözüküyorum neredeyse. O yüzden sakinleşelim. Ben 15 kilo olarak kabul ettim bu arada Selen. Bundan daha fazla şey etmedim. Kabullenemedim. Neyse, Selen izliyormuş gibi değil, sizin de bunu bu konudan yararlanmanızı istiyorum. Selen holistik beslenme danışmanı ve benim zayıflamamı sağlayan mükemmel insan. Nasıl zayıflamamı sağladı? Bana o güzel menülerini yazdı. Ben de o menülere uydum çoğunlukla. Uyduğum için de zayıfladım ve bunu bir bilinç haline getirdiğim için de zayıf. Hala benim için zayıf bu arada, hani sizler için zayıf değil. Kendim için en zayıf halimde kalabiliyorum. Ancak ve ancak bazı zamanlarda biliyorsunuz ki çok farklı yiyeceklerimiz var. Bunları yiyoruz ve kilo alıyoruz. Şimdi bunlardan nasıl kurtuluruz? Biraz size bundan bunu göstermek istiyorum. Çünkü normal bir Türk ailesine yaşayıp standart şeyleri yemeye çalışan kişilerde ödem dediğiniz. Benim daha çok bunu ödem olarak adlandırdım. Şişkinlik, fazla kilo var. Bunu atlatmak için Selen'in bana önerdiği yöntem detoks yapmak. Bu detoksta neler var size şimdi bunları anlatacağım. Ama unutmamanız gereken şey, her sabah kalktığınız zaman yarım limon ve bir tatlı kaşığı sirkeyi bir bardak suyla karıştırmanız. Şimdi günün sabahında hala hiç su içmedim. O yüzden önce suyumu içiyorum. Eğer gerçekten bu kurallara uyarsanız bu arada çok iyi sonuçlar alıyorsunuz ama kurallara uymak biliyorsunuz zordur. Şimdi bir bardak suyumu hazırladım. Buna limon sıkacağım. Limon sıkacağımı aldım. Limonum ve sirkemi aldım. Selen organik sirke diyor. Bu sirkeyi de benim teyzem ve eniştem kendi elleriyle yaptıkları için organik olarak nitelendirebiliyoruz. Limonumuzu aldım. Bunun yarısını sıkacağım şimdi. Bu kadar kötü tarif verebilen başka bir insanla daha karşılaşmazsınız büyük ihtimalle. Bir tatlı kaşığı diyorum ben bundan. Bunun tadı diğer sirkeler kadar kötü olmadığı için de biraz daha fazla koyabiliyorum. Limonlu suyumuzu içiyoruz. Yarım saat bekliyoruz. O işte vücudumuza etki etmesi için. Bildiğim kadarıyla bu arada Selen'e ben her şeyi neden yapıyoruz diye sormuyorum. Yani Selen bana menüyü ve ne yapmam gerektiğini söylüyor. Ben de zayıfladığım için buna devam ediyorum. Bunu bir kez daha belirtmek istedim. Geçen sefer sileceğim için o kısımları. komik sabah sabah küçük komiklikler yapıyorum size. Yarım saat bekledikten sonra bir meyve yiyoruz. Ama bu nedir? Çok şekerli bir meyve değil elbette. Ben elma tüketiyorum. Farklı alternatifleriniz var. Bunları açıklama kısmına yazacağım. Çünkü ya da buralara bir şeyler yapmaya çalışırım. Değişik bir görsel hazırlayabilirsem. Bunu deneyimleyebilirsiniz. Onun dışında elmadan sonra, şimdi sabah çok erken kalkanlarınız, düzenli bir işe sahip olanlarınız için bu çok zor olacaktır. Çünkü ne, yani sadece elma mı yiyeceğim kahvaltıda diye bir algı oluşuyor. Evet, ben kahvaltıcı, yani kahvaltıyı şöyle seviyorum.
Hafta sonları büyük kahvaltı yapmayı severim. Olmazsa da problem değil, yapmam. Ama kahvaltıcı bir insan değilim. Haliyle kahvaltı hissiyatını vermiyor size. O yüzden burada size tavsiyem, elmayı böyle dilimleyin, bir kaba koyun. Böyle gerçekten kahvaltı yapıyormuşsunuz gibi hissedin. Bir elma bu arada, bir yeşil elma. Kırmızı elmada şeker daha fazla olduğu için yeşil elmayı daha fazla tercih ediliyor olabilir. Bir farklı sebepleri de olabilir. Bildiğim kadarını söyleyeceğim, dediğim gibi daha fazlasını zaten ortalama bir insan benden daha fazlasını biliyordur eminim beslenme konusunda. Maalesef ben hiç iyi değilim. Bunun dışında acıktığınız zamanlarda çiğ kuru yemiş yeme imkanınız var. Bunlar nedir? Kaju, badem, ceviz gibi çiğ tüketilebilen kuru yemişleri alabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Ama bu demek değil ki biz 100 gramlık aldık, bu 100 gramını tamamlayacağız. Bunda da amaç mideye bir şeyler gitsin. İşte 5 tane badem yedim bir saatte. Sonra bir saat bitki çayıyla beraber, bitki çayı meyve değil, bitki çayıyla beraber bir iki tane daha ceviz yedim. Rakamlar size çok küçük geliyor olabilir. Ama inanın ki bu ritim biraz oturduğu zaman ben yemiyorum. Yani çiğ kuru yemiş aramıyorum bile. Olsa falan demiyorum. Geçebiliyorum o kısmı. Yani yoğun çalışanlar için daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü holistik beslenme, bu diyet kısmında çok fazla sıcak yemek yok zaten. Onu aradım, bunu aradım gibi bir derdiniz kalmadan hani paket şeklinde çalışabilirsiniz. Hazırlayıp yanınıza götürebilirsiniz. Bu bir seçenek. Öğlen de bu 3 gün boyunca bu arada ne yapacağımızı anlatıyorum. 3 gün ben ne yapacağım? Tamamıyla raw besleneceğiz. Yani hiçbir şekilde hayvansal gıda tüketmeyeceğiz 3 gün. Ve bitki ağırlıklı, sebze ağırlıklı besleneceğiz. Bitki dedim de sebze ağırlıklı besleneceğiz. Sabahları meyve, öğleden sonralarını tamamıyla sebzeleri ayıracağız. Ki vücudumuz bir arınsın, bir kendine gelsin. Haliyle bu 3 gün boyunca peynirli, tavuklu, köfteli, sütlü herhangi bir şey tüketmeyeceğiz. Zorlu olduğunu biliyorum ama size alternatifleri göstereceğim. Çünkü yarın kuzenlerim gelecek ve onlarla normalde kahvaltı yapmamız gerekiyor. Ve hiçbir şey yememe challenge'ım, yani kendi kahvaltımı kendim yapma challenge'ım olacak. Onunla yüzleşeceğiz. Dediğim gibi öğle yemeğinde salata tüketiyoruz. Izgara sebzeyle beraber tüketebilirsiniz. Ya da çiğ kuru yemiş parçalar olabilir. Ama ben ızgara sebzeyi tercih ediyorum. Izgara sebze ve salatayı. Ya da direkt vegan salata tüketebilirsiniz. Baklagilli salata da yok. Yani kinoalı, mercimekli, nohutlu gibi salatalarımız da yok. Yani bayağı salata yiyeceksiniz. Çok kalorili soslar yok. Zaten sezar sosu diye bir şey yok hayatımızda. Benim bayağı yok. O sebeple kendinize salata yiyorum diye tavuk salata, tavuklu sezar salata ya da köfteli salata ya da bol tahıllı salata gibi şeylerle kandırmayın. Baya baya dümdüz salata yememiz gerekiyor. Akşama kadar yine çiğ kuru yemiş atıştırabilirsiniz ama dediğim gibi 5'i geçmez bu ve saatte bir gibi düşünebilirsiniz. 2 saatte bir gibi, yani sürekli yemeniz gereken bir şey değil bu. Sadece aç hissettiğiniz zaman o doruk noktasında kendinizi iyi hissetmeniz için olan bir araç. Akşam ise birebir yine aynı salata yiyoruz. Yani bugünkü programımız budur arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yemek için yaşamıyoruz. Bugün zayıflamak için yaşıyoruz. O yüzden az yiyoruz. Sizi iyi motive ettiğimi düşünüyorum bu şekilde. Çok iyi motive ederim. Harikayımdır. Ama benim en azından güne bakış açım bu. Bugün yemek için değil, bugün zayıflamak için yaşıyorum dersem belki yemem. Ben limonlu suyu bitireceğim. Elma aşamasında farklı bir şey yaparsam gösteririm. Öpüyorum. Güne devam edelim. Elmaları kesiyorum. Ben kabuğu tüketmeyi tercih ediyorum. Mesela annem kabuklarını sevmiyor. O yüzden soyabilirsiniz. Ben kabuğu tercih ediyorum. Thank you.
Şimdi çıkıyorum. Kendime yaklaşayım. Nereye gidecek peki bu Melis diyorsanız, hatta yaklaşmayı böyle şöyle bir göstereyim. Melis nereye gidecek diyorsanız, no make-up make-up yapıp ay gloss sürdüm. Çok kaşındı suratım. Şimdi zayıflamaya gidiyorum arkadaşlar. Zayıflamak ne demek? Sadece diyetle olmuyor biliyorsunuz. Sporla da işe yarayan bir şey ama asıl yemek yemeyi keserek yapabilirsiniz. Spor yapabilirsiniz vücudunuzu şeklini değiştirmek için. Bir de ben şimdi bölgesi incelmeye gideceğim. Beni Instagram'dan takip edenler biliyorlardır. Benim neredeyse 9 cm inceldi. Neredeyse 9 cm inceldi. Ama ben yeniden yiyerek yiyerek onu biraz genişlettim. Şimdi yeniden Zerrin Hanım'a gideceğim. DNA kliniğe. Belimi ya da göbek kısmımı inceltmeye devam edeceğim. Bu da ultrasonik ses dalgalarıyla yağları parçalama oluyor. Ve eğer o dönemde yediklerinize dikkat ederseniz de sonucu daha kalıcı oluyor. Benim belim zaten hani kalıcı bir şekilde inceldi. Ama belki göbek bölgeme ve birazcık daha ince durması için. Çünkü şu an bazı markalarda small ve 36'ya girebiliyorum. Ama hala 38 sayılarım ve belimin ince olmasını istiyorum özellikle. Çünkü bende bel yok. Neyse şimdi dışarı çıkacağım ve Nişantaşı'na DNA kliniğe gideceğim. Onu da göstereyim dedim. Hazır bütün bu şeyler üst üste gelmişken nasıl zayıflıyorumu gerçekten bir anlayın istedim. Şimdi çıkıyorum. Damla bugün ya. Beni ne kadar inceltmek istiyorsun? Damlacığım benim belimi 9 cm incelten kişi. Makinemizde, bakın makinemiz de burada. Şimdi bir 30 dakikalık daha seans yapacağız. Bugün de belimi mi çalışmak istersin göbeğime mi? Nereni istersen. Nereni istersen. Nereni Damlayla her şey mümkün çünkü. şimdi seansa girelim. Ben tabii üstümdekini çıkaracağım. O yüzden o kısımları görmeyebilirsiniz. Ama bitiş halini gösteririz şimdi. 76. Ben kilo aldım sanıyordum. Ama 76 sandım. Kaç santimle başlamıştın ben Damla? İlk başladığında 80'lerdeydi. 84'tüm galiba. 84'teydi. Yani 4 santimdi benim belim. 84. İnsanların 90-60-90'a ne kadar uzak olduğumu görebiliyorsunuz. O yüzden zayıflamaya devam. Bakın nereye geldim. Yeşil no 11'e. Şimdi salatalar aksın. Açamıyorum niye? Selam. Artık... Artık seni herkese tanıştıracağım. Hazır mısın? Bakınız. Ya, hayır, beni tanıştıramam. Evet, yeşil o 11'in olmazsa olmazı. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini çok özlettim. Evet. Bu kadar açma arayı. İşte diyet yapmaya yeniden başladım. Yeniden sanacağım. O yüzden buradayım. Bakın şöyle göstereyim size neler var. Burada salataya acıkıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yani zayıflamak için çok doğru bir nokta. Bakın salatama mükemmeldi. Bahsettiğim o ceviz seviyesi de bu. Baklagil seviyesi de bu. Bundan daha fazla ceviz veya da baklagil kullanmayın salatanızda. Ben şu mis gibi gömeceğim bunu. Begüm bekliyorum. Mesela salata yedikten sonra şu an biraz acıktım mı bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorum. Begüm geldiği zaman arkadaşım mikroblading yaptık onun ikinci seansını yapacağım. Özet olarak geçiyorum. Onu bekliyorum ki kahve içeyim. Filtre kahve içeceğim büyük ihtimalle. Sütsüz, sade. Yanında da bir şey. Yiyip içmeyeceğim. Daha sonra da akşam yemeği olarak da salata gelecek diye umuyorum. Bu arada gününüzü 6 olmadan bitirmenizi tavsiye ederim. Ben biraz geç başladığım için 10 gibi falan başladım kahvaltıya. Güne geç başladığım için 6-6.30 gibi bitireceğim büyük ihtimalle. Ama siz 6'dan önce bitirirseniz gününüzü çok daha rahat olur. Ve 6'dan sonra asıl olay başlıyor. 6'dan sonra hiçbir şey yemezseniz yarın sabaha çok güzel bir rahatlık, açlık ama o tartıda güzel bir sonuçla uyanabilirsiniz. O yüzden şimdilik kahve olana kadar bekletiyorum. Bay bay. Akşam yemeğim geldi. Bunun üstünde parmesan olduğunu bilmiyordum. O yüzden çok fazla parmesanlardan yememeye çalışacağım. Çünkü burada amaç... Vücudumuzu bazik hale getirmek. Parmesan da asitik hale getirdiği için onları şöyle ata ata yiyeceğim. Avokado standart bir ve enginarlı tabii ki. Sebzeli yani ızgara sebzeli ya da haşlanma sebzeli bir salata yemiş oluyorum bu sayede. Akşam menüm bu. Bundan sonra maalesef hiçbir şey yemeyeceğim. Bugünü kapatıyorum ilk günü. O yüzden yarın sabah görüşürüz. Selam, odama kavuştum. Şunu da bir kaldırayım şuradan da.
son halini bir göstereyim size istiyorum. Odama kavuştum derken de çok saçma bir şey oldu. Şimdi şöyle, H&M Home'dan bir sürü sipariş vermiştim. Ağzıma kadar sokmuşum. H&M Home'dan bir sürü sipariş vermiştim. Onlar gelmiş. Onun mutluluğu içerisindeyim. Kamerayı sileyim. Onun mutluluğu içerisindeyim. Onları göstereceğim ama öncesinde şeyden bahsetmek istiyorum. Şu an mesela bir şey yeme hissiyatım var. Yani çikolata olabilir, gofret olabilir ama şekerli bir şey yemek istiyorum. Yanına bir çay içmek istiyorum. Kahve içtim bu arada. Bir event'e gittik Ahmet'le beraber. Yani açlık güzel bir şey. Aç hissetmek güzel bir şey daha doğrusu. Neden? Çünkü ben mesela biliyorum ki bu hissiyatımla sabahı bulursam çok güzel kilo vermiş olacağım. O sebeple şimdi kendimi oyalamak için bir şeyler izleyeceğim. Biraz maillerime bakacağım tabii ki. Ve size bunları göstereceğim. Şu H&M, şu ikisi H&M Home. Hatta bu yatak örtüsü de H&M Home. Şu tüylüyü de Mudo'dan aldım. Çık güzel. Bu kadife şimdi içine çok da uymayan başka bir yastık koydum. Bu da sahte bu arada. Yani öyle gerçek tüy alacağımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu 65 liraydı. Bu da 24-25 liraydı. Bu da 55 TL'ydi. Bu tarz şeylere artık para harcamam gerektiğini fark ettiğim için böyle bir şey yaptım. Bu arada şu da gidecek. Onun yerine başka bir şey alacağım. Bu tarafa, bu iki tarafa yani. Şöyle başka bir konsept alacağım. Umarım bu kısımları silmem. Bazen çünkü şey diyorum. Yani bu çok anlamsız bir şeydi Melis. Niye koydun diyorum. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Eğer bu ana kadar gelebildiyseniz ben şimdi dediğim gibi Umbrella Academy falan izlerim herhalde. Öyle. Kendiniz oyalayın. Akşam hiçbir şey yemeyin. Sabahları sesim çok kötü çıktığı için sessiz konuşmayı tercih ediyorum. Şimdi tartılacağım. Tipim de bu yani. Direkt uyandığım gibi çekiyorum çünkü tartılma tam olarak böyle oluyor. Uyandığınız gibi. Ve özellikle kilo vermek istiyorsanız uygunuza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben yaklaşık 7 saat falan uyudum. Ama 8 saat en ideal. Haberin sol günkü kilo. Şimdi limonlu sirkeli suyumu içmeye gidiyorum. Ve Pixie yine koltukta uyuyor. Bakınız kahvaltı hazırlanıyor. Bakınız Nutella. Bakınız Nutella. Bir sürü güzel peynir. Bir sürü güzel börek. Masayı çeksin diye. Çok güzel. Günaydın. Yine çok kötü bir tiple günaydın diyorum. Ama bu son çektiğim yörtlerden sonra hafta sonu koptu. Detoks yapamadım. Bunları neden çekiyorum bu arada? Hani başta şey düşündüm yani ben göstermesem bu yediğim şeyleri en azından insanlar öyle bilmesin falan diye. Sonra dedim ki hepimiz böyle başarısızlıklar, başarısız da demeyeyim yani bir noktada yapamıyoruz. Ve kilo verme süreci özellikle yemeği çok seven insanlar için gerçekten çok zor oluyor. O yüzden böyle şeylerin olabileceğini kabullenelim ve yeniden başlayalım. Bugün pazartesi, bugün yeniden başlıyorum. Pazartesi hangi gün? 25 Şubat. Yeniden başlayacağım çünkü kendime inanıyorum. Ve günlerimi buna göre planlayabiliyorum. Hafta sonu hem bir düğüne katıldım hem en son işte kuzenlerim geldi. Onlarla biraz vakit geçirmem gerekiyordu çünkü bizim ailede yemek yiyerek sosyalleşilebiliyor. Dün deseniz babamın doğum günüydü o yüzden yine bir şeyler yedim. Ve detoksun D'sini yapamadığım zaman da sıfırdan başlamak beni üzmüyor çünkü biliyorum ki daha iyi bir şey yapabiliyorum. Bu şey gibi başınıza geliyor mu bilmiyorum. Özellikle benim okul dönemi çok geliyordu. Photoshop dosyasında bir şey yapıyordum. Sonra kaydetmeyi unutuyordum. Çat bilgisayar kapanıyordu. Sonra baştan yapıyordum onu ve baştan yaptığım her zaman daha güzel oluyordu. O yüzden küçük bir denemeydi bu benim için. Şimdi asıl detoksuma başlayabilirim. Tartılmadım, tartılacağım. Umuyorum çok kilo almamışımdır. Selam.
sabah aşırı karanlık tabii. Ben duşumu aldım, hazırlandım. Şimdi annemden limonlu ve sirkeli su yapmasını rica ettim. Bugün çok aşırı karanlık değildir derken patlamam peki. Yapmış oley. Şimdi döktüm. Zamanım olmadığı için bunu böyle dikeceğim. Bundan sonraki adım elma yemek ama bir yarım saat bekleyeceğimiz için ben şöyle bir hazırlanayım. Yarım saat bekleyemeyebiliriz, yanıma alırım o yüzden. Şöyle hazırlanıp dönüyorum. Kamerayı döndürmek ne kadar zor. Şöyle burada elmalarımı aldım. Daha doğrusu annem sağ olsun hazırladı. Bugün annemden yardım aldım. Hazır onu da evde bulmuşken. Şimdi Nişantaşı'na doğru yola çıkacağım. Çekimim var. Sonra geri dönerim herhalde diye düşünüyorum ya da orada bir yerde öğle yemeğimi yerim, sonra dönerim. Öyle elmaları şimdi yolda giderken yiyeceğim. Evet, bugün de diyetimizin öğle yemeğindeyim. Çisem'le beraber. Ben de mac and cheese yiyorum diyetimde. Çok güzel. Ama sağlıklı. Sağlıklı mac and cheese. Evet. Bir salata yiyeceğim. Bunda fırınlanmış nohut var. Ve bol bol gördüğünüz gibi yeşillik var. Kinoalı opsiyonu da vardı ama bunu tercih ettim. Bugün Nişantaşı'nda olduğumuz için brownie'yi deneyeceğiz. Şimdi geri stüdyoya geldim. Biraz sonra Cennet gelecek. Eğer biliyorsanız it's J-Lo. Instagram account'undan biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O gelecek. Biraz makyajlar yapacağız. Ve daha sonra akşam yemeğinde yine salata yiyeceğim. Belki biraz da zeytinyağlı yerim. Bugün inanıyorum çok güzel bitireceğim. Ve yarın bomba gibi. Bakınız kim var burada? Diyet arkadaşım. Kim? Cennet. Salatalarımızı aldık. Bayağı yiyoruz yani şu an. İki detokslu olarak. Çok güzel. Biraz sonra bunları yaptıktan sonra, yedikten sonra da makyajımıza başlayacağız. Gördüğünüz üzere biraz haşlanmış brokoli koyduk. Kıvırcık domates falan filan. O yüzden akşamını özellikle böyle sebze haşlama ya da ızgara yerseniz de daha doyurucu olur. Öyle diğer şeylerden yemiyoruz. Öpüyorum. Bugünlük bu kadar olur herhalde. Bir tane de kahve içerim bundan sonra diye tahmin ediyorum. Pirmemiziz. Gel. Aha çıktı oraya. O bayılır orayı mahvetmeye. Peki. Günaydın hayatım. Günaydın. Oh. Günaydın. Günaydın. Şu an tipim nasıl bilmiyorum. Aynaya baktım, tipim pek hoş değil ama yine de size de günaydın diyeyim dedim. Ben sabah suyumu içmeden aç karnına tartılacağım şimdi. Kamerayı da mutfakta unuttuğum için buralara kadar geldim. Yine evden çıktım. Elmalarımı yanıma aldım. Bu arada böyle çekiyorum çok şu an. Niye böyle çekiyorum bilmiyorum. Evet böyle çekiyorum. Asansörüm geldi. Zaten limonlu sirkeli suyumu içmiştim bu arada. Şöyle döneyim. Haliyle elmaları yanıma aldım. Şimdi Nişantaşı'na gideceğim. Birkaç programımız var. Aysa ve Derya ile. Flormon etkinliği var. Sonra eve de döneceğim. Bada 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 bir sürü şey. Gitmem lazım. Telefonu çalıyor. Hoşçakalın. Bugünkü içeceğim aşk. Ablam bunu makroda bulmuş. Ondan rica etmiştim dün almasını. Normalde Juiko'nunkini de içiyorum bu arada. Bunu şimdi bir öğün olarak tüketeceğim. Çünkü neden olmasın? Normalde bunun içinde pancar, meyve, işte elma, nar falan var, havuç da var. Bu kadar meyveli bir şey tüketmeyi çok fazla önermiyor. Ama ben 2 kilo kaybettiğim için bugün kendimi ödüllendiriyorum. Öğle yemeği olarak bunu tüketeceğim. Akşam da salata söyleyeceğim zaten. Ya da yapacağım, yiyeceğim yani. Emin değilim, dün zaten gördüğünüz salata yedim. 2 kilo kaybetmek demek hani bu şey, neden bu kadar hızlı kilo kaybettim? Çünkü normalde benim zaten kilom 65 değil. Çok fazla yediğim için, yememem gereken şeyleri yediğim için, yani yememem gereken şeyler pasta mesela, börek mesela, ya bunları yememem gerektiği için bunlar ödem yapıyor vücudumda ve haliyle tek bir günde bile bu ödemden kurtulabiliyorum çünkü orijinal kilo bu değil. Bu sebeple bugün böyle biraz daha şekerli bir biraz ama bunu tüketeceğim, akşam da salatamı yiyeceğim ve günümü bu şekilde biteceğim. Kahve içiyorum bu arada bol bol. Sabah Amerikano içtim, şimdi bir Türk kahvesi içtim, bunu içiyorum, bol bol da su tüketiyorum. Böyle. Bugün ikinci günün öğle yemeği de böyle. Yine istikrar gidiyorum. Ahmetciğim bak böyle çeker misin benim? Bakın buyurun.
Bence ne kadar normal gözüktüğümün de farkındasınızdır diye düşünüyorum. Ahmet'e de çektirdim bu arada. Öyle. Akşam yemeğinde görüşürüz. Günaydın. Sesim çok iyi çıkmıyor olabilir ama bugün iyi uyuduğumu hissediyorum. Kilo verdiğimi hissedebiliyor muyum? Emin değilim çünkü dün akşam bir şey yiyemedim. Kahve içtim. Çok bol bol kahve içtim. Bir salatalık falan yedim. Ve birkaç tane bonte yedim. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Kabul etmek lazım öncelikle. Ama akşam yemeği işte yememeye çalıştım. Çalışmaktan ziyade vaktim olmadı. Vaktimi ayarlayamadım. Ve işim 8'de bitti. Şimdi 8'de salata yemektense hiç yememeyi tercih ettim. Şimdi tartılacağım. Umuyorum bunu tartıda, bu fedakarlığı tartıda görürüm. Çünkü gerçekten bayağı hiçbir şey yemedim yani dün. Şimdi taksi geliyor, muz yiyeceğim. Çünkü yapabileceğim çok az bir şey yok. Elmayı kesmeden yemeği sevmiyorum. Ayrıca gloss sürdüm bu halimle ve yeşil elma yemek istemiyorum. O yüzden muz yedim. Büyük ihtimalle saatlerce aç kalacağım. Çünkü önce küçük bir görüşme yapıp daha sonra da Lila'ya gideceğim. Artık tırnaklarımda. Allah. Geldi. Çıkmam lazım. Bu görüntüyü göstermek istemezdim size ama levrek yiyeceğiz. İki tane ızgara levrek söyledik. Onu yiyeceğiz şimdi. Akşam yemeği olarak salata ve balık yapıyorum. Ve iç günü bitiriyorum. Günaydın. Bugün yeniden sizlerleyim. Bütün gün değilim. Ama şimdi tartılacağım. Ve kiloma bakacağız. Kaç kilo, totalde kaç kilo verebildiğimi iç günde bakacağız. Dün akşam zordu, videoyu çekmedim. Zor olduğu için çekmedim. Üçüncü günün daha zor olduğunu düşünüyorum çoğu zaman. Çünkü balık yiyorsunuz akşam, tuzlu bir şey yiyorsunuz. Ve ben tatlı düşkün olduğum için çok çok severim gerçekten. Böyle yememek için tatlıyı. Telkin üzerine telkin falan böyle. Yani şey, benim bu arada motivasyonum, yaptığım şeylerden birini bahsedeceğim. Çok saçma. Ama Instagram'da Tasty kanalının şeyini alıyor, açıyorum, sayfasını açıyorum. Eskiden Facebook'ta sürekli dönerdi ya, sonra Instagram'ını aldı Allah'tan. Tasty açıyorum. Sürekli onu izliyorum. Bu çok çok artık üst seviyeye çıktığı zaman tatlı isteğim, yaptığım bir şey. Şimdi tartılacağım. Neyse, bunu böyle anlatayım dedim, neden yaptım, niye, nasıl dayanabildiğimi. Tartılacağım ve göreceğiz.